Selamlar dostlar, bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere en iyi OBS ayarlarını göstereceğim. İstediğiniz gibi dolmadan videolar çekebileceksiniz. O zaman fazla uzatmadan ayarlara geçelim. Evet, OBS'imizi indirdik ve böyle bir ekran sizi karşılayacak. Yapmamız gereken şeyler çok basit. İlk önce buradan size oluşmuş bir tane sahne gelecek. Bunu seçeceksiniz. Ondan sonra kaynaklar kısmından ekran yakalamayı ekleyeceğiz. Ekledikten sonra buradan tamam diyeceğiz ve ekranımız geldi. Bundan sonra bir şey daha ekleyeceğiz. O da oyun yakalama. Buradan oyun yakalamayı seçtik. Tamam dedik ve tamam tekrardan. Evet, oyun yakalamayı da ekledik. Şimdi seslerimizi ayarlayacağız. İlk önce mikrofonumuzu ayarlamamız lazım. Onun için buradan mic aux kısmını mutelememiz gerekiyor. Tıkladığımız zaman muteleniyor. Ondan sonra tekrardan artıya geliyoruz. Buradan ses giriş yakalayıcısını ekliyoruz. Ekledikten sonra buradan mikrofonunu seçmeniz gerekiyor. Hanginizin sizin mikrofonunuz olduğunu bilmiyorsanız hemen mikrofonunuza bakalım. Buradan ses ayarlarına geliyoruz. Bundan sonra giriş bölümünden seçili olan sizin mikrofonunuzdur. Benim USB mikrofon. Kapatıyorum. Geliyorum. Buradan USB mikrofonumu seçiyorum. Tamam diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ses giriş yakalayıcımız buraya geldi. Buradan sesimizi kısıp yükseltebiliyoruz. Ben 25'i tutacağım. Evet, ondan sonra buradaki işimiz bitti. Sonra en önemli kısım ayarlara geliyoruz. Evet arkadaşlar, bütün olay burada dönecek. Dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Buradan çıkış kısmına geliyoruz. Sonra arkadaşlar yukarıdan gelişmiş yapıyoruz ve kayıta geliyoruz. Kayıt tarafında türü standart yapıyoruz. Ondan sonra buradan kayıt biçimi. Bunu arkadaşlar MKV yapmamız gerekiyor. Çünkü en kalitelisi MKV. Ondan sonra video kodlayıcıdan ben buradan grafik kartımı seçeceğim. Siz isterseniz buradan işlemcinize seçebilirsiniz. Ben grafik kartı üzerinden yapacağım. Nvidia H264'ü seçiyorum. Ses kodlayıcımız böyle tiksiz tiksiz. Aşağıya geliyoruz. Oran kontrolünden JQP'yi seçiyoruz. Buradan JBR kullanan arkadaşlarımız da var. Ama JQP bana göre daha iyi videolar çekmenizi sağlayacak. Ondan sonra JQ seviyesi. Bu JQ seviyesinin sayısını ne kadar arttırırsanız kaliteniz o kadar düşecek. Ne kadar azaltırsanız da kaliteniz o kadar artacaktır arkadaşlar. Ben 15 kullanıyorum. Bunu 20 yaparsanız kaliteniz bir tık azalacaktır. Ama o kadar tabi aman aman bir etkisi yok. Ama 25-30'a kadar arttırırsanız kaliteniz o kadar da azalacaktır. Ben 15 kullanıyorum. İdeali zaten 15. Ondan sonra anahtar kare aralığı grafik kartınızdan kullanıyorsanız bunu 2 saniye yapabilirsiniz. Aşağıya geliyoruz. Ön tanımlısını yavaş kalite olarak belirliyoruz. Ayar yüksek kalite, çok seferli mod tek seferde, profilde hide. Test ettiğiniz çok kasıyorsa bu 15'i 20'ye 25'e kadar da arttırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi işlemcisi üzerinden kayıt yapmak isteyen arkadaşlara da kısa bir şekilde göstereceğim. Buradan X264'ü seçiyoruz. Ses kodlayıcı aynı, tiksiz tiksiz. Aşağı geliyoruz. Burada arkadaşlar CBR kullanmamız gerekiyor. CBR'ye tıklıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bit hızı. Bit hızı çok önemli. Evet arkadaşlar, şimdi bit hızımızı ayarlayalım. Bit hızımız dediğim gibi çok önemli. O yüzden buraya dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Size aşağıda bir link bırakacağım. Bu linkten de arkadaşlar kaç megapiksel koymanız gerektiğini buradan bakabilirsiniz. Ben 1080p yayın yaptığım için buradan 12K bit hızı kullanacağım. Tabi sizin bilgisayarınız daha iyiyse bunu 15'e çıkartabilirsiniz. Sonra aşağıya geliyoruz. Burası 0. Sonra arkadaşlar burası Very Fast. Tabi bunu arttırabilirsiniz ama ben Very Fast kullanıyorum. Profil yok. Ayarla yok. Burası da yok arkadaşlar ve uygula dedik. Bu şekilde de arkadaşlar işlemci üzerimizden kayıt yapabileceğiz. Videolar kısmına geliyoruz. Buradan temel tuval çözünürlüğünü 1920x1080 yapıyoruz. Çıkış çözünürlüğünü de 1920x1080 olarak ayarlıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar burası da çok önemli. Ortak FPS değerleri. Bu sizin çektiğiniz videonun FPS'i ile alakalı bir durum. Bunu arkadaşlar 50 de yapabilirsiniz, 59 de yapabilirsiniz, 60 hatta 30 bile yapabilirsiniz. Ben FPS videoları çektiğim için 60 kullanıyorum. Siz de 60 kullanmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra gelişmiş kısmına geliyoruz. Buradan arkadaşlar otomatik olarak MP4 Remix Edit'i açıyoruz arkadaşlar. Bunu açmazsak kayıtlarımız MKV olarak kaydoluyor ve MKV de size sorun yaratır. O yüzden MP4'ü remix'e ediyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Evet arkadaşlar, ayarlarım şu anda oldu. Videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.